Eğer araç kullanmayı sağlıklı bir biçimde öğrenmediyseniz kazalar kaçınılmaz oluyor. İşte doğru araç kullanmayı öğrenebileceğiniz bir sürücü kursuna gidiyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere başkent Ankara'dan sesleniyoruz. Ankara'da neredeyiz peki? İlkem Sürücü Kursu'na konuk olduk ve İlkem Sürücü Kursu'nun müdüresi hanımefendi Esra Keskin'le bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bakalım bize vermiş oldukları hizmetlerle ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Esra Hanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Siz? Teşekkürler, bizler de gayet iyiyiz. Esra Hanım, söyleşimize başlamadan önce ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize sizi tanıtmak adına sormak istiyorum. Kısaca, Esra Keskin kimdir efendim? Kısaca şöyle söyleyeyim, İlkem Sürücü Kursu'nda kurum müdüresi olarak çalışmaktayım. Anladım. Karşımızda kendisini işine adamış bir hanımefendi var. Kendisini tanıtmasını istedik sevgili izleyiciler. Kendisini direkt kurumuyla özdeştirerek anlattı. Ne güzel. Peki, İlkem Sürücü Kursu'nu konuşalım o zaman hemen. İlkem Sürücü Kursu ne zaman kuruldu ve bizim burada vermiş olduğumuz hizmetler neler? İlkem Sürücü Kursu'nu 13 Nisan 2012'de Ertuğrul Enis Yıldırım'dır kurucumuz. Hizmete başlamıştır. Vermiş olduğumuz hizmetlerimiz. Direksiyon eğitimimiz, trafik eğitimimiz, motor, ilk yardım eğitimlerimiz vardır. Zaten bunlarla ilgili sınavlarımız vardır. Bu şekilde. Anladım. Gayet güzel. Peki biz burada kaç uzman eğitimciyle bu hizmeti sunuyoruz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Direksiyon hocalarımız ve teorik hocalarımızla birlikte 12 kişiyiz. 12 kişilik 12 bir kişiyiz. Öğretim kadrosu. Evet, öğretim kadromuz vardır. 78 kontenjanımız vardır. 78 kontenjan bir dönem için geçerli. Evet, bir dönem için 78 kontenjandır. 3 grup halinde açabiliriz bunu. Kaç derslikten oluşuyor burası? 3. 3 derslikten evet, işte, oluşuyor. Evet, trafik, ilk yardım ve motor derslerinden oluşmaktadır. Anladım. Araç filomuzda kaç aracımız var hanımefendi? 4 aracımız var şu anda. 4 aracımız var. Anladım. Gayet güzel. Peki Esra Hanım, takdir edersiniz ki sektörde sizin dışınızda faaliyet gösteren başka birçok sürücü kursu mevcut. Evet. Bu anlamda hizmet almak isteyen kişi veya kurumlar neden İlkem Sürücü Kursu'nu tercih etmeli? Sizi farklı kılan nedir? Şöyle söyleyeyim, iki madde halinde de söylesem olur. Kaliteli eğitim, kaliteli personel diyebilirim. Bu zaten sınavlarda gösterdiğimiz başarılardan dolayı da bellidir. Giden kursiyer buradan eğer memnun gider ise bu da zaten bizim en büyük reklamımızdır. Evet, kesinlikle tabii ki insanların memnun olması evet. Ve memnun olarak etraflarına bunu iletmeleri en önemli reklamlardan birisidir. Onun dışında budur. Ne kadar reklam yaparsanız yapın. Eğer siz kaliteli bir hizmet sunmuyorsanız yapmış olduğunuz reklamlar sadece havada kalacaktır. Aynen öyle. Sadece bir PR bütçesi olarak piyasayı canlandıracaktır da diyebiliriz anladığım kadarıyla. Gayet güzel. Peki lokasyon olarak Ankara'nın neresindeyiz? Bunu da bir dile getirebilir miyiz lütfen? Burası Batıkent Çakırlar olarak geçiyor. Turgut Özal Mahallesi, 2209. cadde olarak söyleyeyim. 2209. cadde. Evet. Tamam, kapı numarasına gerek yok. Buraya geldiği zaman insanlar artık caddede sorarak öğrensinler ki İlkem Sürücü Kursu'nu bölgede sorduğunuz zaman zaten insanlar bilirler size zaten. Bilirler, tarif evet. edeceklerdir sevgili evet. izleyiciler. Onun dışında ayrıca ekrandaki numaralardan da arayıp gerekli bilgileri edinebilirsiniz. Peki efendim, geleceğe yönelik hedeflerimiz, planlarımız ne yönde? Gelecekte biz İlkem Sürücü Kursu'nu nerelerde göreceğiz? Şubeler açmayı düşünüyor muyuz? Evet, şube açmayı tabii ki düşünüyoruz. Şu anda daha bir yeniyiz. Gerek eğitim olsun, gerek kadromuz olsun tabii ki zaman içerisinde onları da öncelikle anladığım kadarıyla Ankara'nın farklı ilçelerinden başlayarak ya da farklı bölgelerinden başlayarak sonra da belki neden olmasın yurt genelinde farklı illerde İlkem Sürücü Kursu ismiyle. Amacımız o. Zaman içerisinde mutlaka olacağına da inanıyorum. Umarım başarılı yani olursunuz. 4 yıl içerisinde iyi bir adım attığımızı da düşünüyorum. Umarım başarılı olursunuz. Dediğim umarım. Gibi bizlere, sizlere sadece başarılar dilemek düşer teşekkür ve bunun ederim. Takipçisi olmak düşer. Yeni noktalar açtığınız zaman tabii ki gelip oraları çekip oralarla ilgili röportajlar yapmak düşer. Yes. Ayrıca peki son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve tabii ki bugüne kadar İlkem Sürücü Kursu'nu tercih etmiş olan kursiyerlerinize söylemek istediğiniz son cümleleriniz varsa bunları toparlamanızı isteyeceğim sizden. İlkem Sürücü Kursu olarak inanın adaylarımızın hepsini çok seviyorum. Bizi tercih ettikleri için de hepsine çok çok teşekkür ediyorum.
gittikleri ve gönderdikleri kişiler için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu anlamda hizmet almak isteyen olursa anladığım her kadarıyla zaman onları da bekliyorsunuz. Aynen öyle. Kapınız açık gelsinler, onları ehliyet sahibi yapalım diyorlar. Sevgili izleyiciler, ben sizlere teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdınız ve tabii ki vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında da söylediğim gibi Ankara'dan sesleniyoruz sizlere. Ankara'da neredeydik efendim? İlkem Sürücü Kursu. Evet, İlkem Sürücü Kursu'na konuk olduk ve kursumuzun müdüresi hanımefendi Esra Keskin'le bir söyleşi gerçekleştirdik. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.